وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ vakit namazı yok. Oruç yok. Ama Allah Teala biliyor. Ve anlatmaya başladım.
Mersem 15 sene sonra öğrendim ki benim soruları alıp cami imamı gidip araştırıp bana cevap getiriyormuş. Ne güzel bir iş. Bir gün bana bir hediye getirdi. Nedir acaba? İncecik bir kitap. Benim üniversiteye giden Müslüman öğrenciler ben doğmadan evvel bizim üniversite kütüphaneye koydular. İmam Nevevi 40 hadis. Bu 40 hadis kitabı getirdi. İncecik bir kitap. Bu kitap okumak için yarım saat sürmez. Ama iki gece sürdü. Çünkü okuyup geç değil, okuyup anlamak gerekiyordu. Allah kim? İhlas, ihsan, bunlar ne? Meğersem o incecik kitapta aradığım hikmeti varmış. Daha Kur'an-ı Kerim'e gelmedim. Daha Peygamber Sarsan'ın hayatı okumadım. Daha toplum olarak Müslüman kardeşlerimle tanışmadım. Aradığım hikmeti oradaymış. O kadar açtım. 40 hadis yetti. Ve ilk defa bu insanla tanıştım. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Dünyanın en edepli, en ahlaklı, en takvalı, en vakar insanla tanıştım. Ve onun izinde olmak benim hayatımın düzelmesine, iyileşmesine, benim mutluluğum olacağına inandığım için bu sözler söyleyebilirim. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah. Dünyanın en önemli sözleri. Dünyanın en güçlü sözleri söyleyebilirim. Ve Müslüman oldum. Ve büyük bir imtihan başladı. Çünkü annem çok korktu. Seni zulmedecekler diye korktu. Tehdit etti. En sevdiğim kız kardeşim var ya, görmeyeceksin. Verdiğimiz araba var ya, geri ver. Texas'ta araçsız yaşayamazsın. Alışverişe gidemezsin, işe gidemezsin. Ama aldılar. Arkadaşları telefon ettirdi. Ne yapıyorsun annene? Niye annene üzüyorsun? Dedim ki annemi üzmek için yapmıyorum. Sadece ve sadece daha iyi bir hayat istiyorum. Daha iyi bir dünya istiyorum. Zor zaman vardı. Ama elhamdülillah namazım vardı. Elhamdülillah namazım. Dünya değişmeliyim ya. Fark ettim ki Peygamber Efendimiz'in hayatından dünya benimle başlar. Ben değişmeye hazır değilsem dünyadan ne bekleyebilirim ki?